bu sorunun cevabını Saygı Öztürk'ten alacağız efendim. Skype bağlantısıyla stüdyomuzda konuk. İyi sabahlar Sayın Öztürk, yayınımıza hoş geldiniz. Sağ olun, iyi günler, günaydın. Evet, Ankara hareketli ama sadece Ankara değil, Türkiye hareketli. HDP'nin kapatılması gündemde. Ömer Faruk Gergerlioğlu biraz önce Fatih Ertürk de belirtti. Gece 5 gündüz 10 milletvekiliyle mecliste kalacak. Bundan sonraki tabloyu nasıl görmemiz gerekiyor? Çünkü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 6 sene önce kapatmalarla ilgili söylemleri de hatırımızda. Şimdi bugüne geldiğimizde hak, hukuk, adalet, eşitlik ya da demokratik haklar kişiye, koşullara ve şartlara göre değişir mi, değişmeli mi? Bunu nasıl görüyoruz? Söz sizde Sayın Öztürk. Evet, şimdi siyasette hani konuşulur ya, Cumhurbaşkanımız daha önce böyle konuşmuştu diyoruz ama siyasette de sıkça kullanılan sözcüklerden birisi de dün dündür, bugün bugündür sözü. Ve siyasette 24 saatin bile çok uzun bir zaman olduğu 9. Cumhurbaşkanımız zaten bu hep gündemde konuşulur. Siyasette de her zaman yer bulan önemli bir sözcük olarak karşımıza çıkar. Şimdi tabii şuna bakmak gerekiyor. Bir siyasi partilerin kapatılması Türkiye yaklaşık 10 yıldır yaşamıyor. Hatta 11 yıldır ülkemizin gündeminde siyasi parti kapatmak yok. Ancak son dönemlerde özellikle MHP'nin gündeme getirmesiyle AKP, HDP'nin kapatılması yönünde çok önemli girişimlerde bulunuldu. Ve sürekli grup toplantılarında, bazı toplantılarda HDP'nin kapatılması sürekli gündemin ana konusu oldu. Ama buna rağmen bu siyasi partinin kapatılması yönünde kapatılması için, daha doğrusu dava açılabilmesi için 3 koşul var. Bunlardan birisi Cumhuriyet Başsavcılığının kendiliğinden harekete geçmesi. İkincisi, Cumhurbaşkanlığının talimatı üzerine Adalet Bakanlığı'nın böyle bir yolla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvurması. Üçüncü yolda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan siyasi partilerden herhangi birisinin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmasıydı. Ama biliyoruz ki bugüne kadar suç duyurusunda bulunan da olmadı. Sadece bunlar demeçler şeklinde gelişti. Ancak siyasette ki son dönemlerdeki gelişmeler ve bu gelişmelerin ışığına baktığımız zaman MHP'nin bu gündeme getirdiği, partinin kapatılması konusunu gündeme getirdiği olayda AKP'nin alabildiğini sessiz olduğuna da tanık oluyoruz. Yarın koalisyonun dağılmaması için ve dikkat edilirse tam böyle MHP kurultayının toplanacağı gün böyle bir Cumhuriyet Başsavcılığının açıklama yapması, hani siyasette yine çok kullanılır biliyorsunuz, zamanlama manidardır diye, bu zamanlamaya da manidar olarak bakmak gerekiyor. Gergerlioğlu konusuyla ilgili baktığımız zaman tabii ki şunu biliyoruz. Daha önce Enis Berberoğlu olayında yaşanan bir süreç vardı. Anayasa Mahkemesi'ne başvurulması, Anayasa Mahkemesi'nde bireysel başvurucunun sonucuna göre karar verilmesi ve eğer bu davanın düşürülmesi gerekiyorsa ona göre düşürülmesi öngörülmüştü, milletvekilinin düşürülmesi. Ancak Anayasa Mahkemesi'ni de Türkiye'de dinleyenin olmadığı o olayda da ortaya çıktı. Nitekim baktığım zaman Anayasa Mahkemesi kararlarının bile anayasada yer alan hükümlere rağmen uyulmadığı gibi bir sonuçla karşı karşıyayız. Şimdi Enis Berberoğlu ile ilgili verilen mahkeme kararı olduğuna göre benzer bir durum aynı şekilde Gergerlioğlu ile ilgili de. Gergerlioğlu'nun Anayasa Mahkemesi'ne başvurduysa, Anayasa Mahkemesi bunu kısa sürede sonuçlandırırsa belki bugünkü kargaşa ve kaos ortamı yaşanmayacaktı. Şimdi tabii ki hak, hukuk, adalet sözcüklerinden hiçbir zaman ayrılmamamız ve bunu her fırsatta desteklememiz gerekiyor. Ama unutmayalım, CHP'nin de bir Ankara'dan İstanbul'a hak, hukuk diye başlayan, adalet diye başlayan bir yürüyüşü gerçekleşmişti. Bu yürüyüşe bugün bakıyoruz, işte hak, hukuk, adalet diyenlerin o gün CHP'nin o yürüyüşünde yer almadığı gerçeğini de göz ardı etmememiz gerekiyor. Ve milletvekilliğinin düşürülmesi veya partinin kapatılması konusuna baktığımız zaman ülkemizde 2010 yılından bu yana parti kapatılmıyor. Ve bu arada önemli de yasalarımızda da değişiklik oldu. Çünkü siyasi partiler kanununun 108. maddesine göre daha önce bir siyasi parti hakkında kapatma davası açılıyorsa Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, bu dava sonuçlanıyordu yani belli bir zamanda ve kişilere partinin kapatılması ya da işte hazine yardımının kesilmesi, bazı kişilere siyaset yasağı getirilmesi yolunda.
Ancak 108. maddede yapılan değişiklik bugün bir herhangi bir siyasi partinin kapatılması halinde ertesi gün, bakın dikkat ediniz, ertesi gün aynı isimde yeni bir siyasi parti üstelik de aynı kişiler tarafından kurulabilir. Buna da engel yok. Engel olmadığını da hatırlatalım şu andaki mevcut yasalarımızın. O yüzden siz HDP'yi kapatırsınız, ertesi gün işte bölge DBT partisi kurulur ve zaten şu anda bu partinin HDP'nin yerini alacak bir siyasi partinin de şu anda kurulu olduğunu ve Türkiye çapında da örgütlü olduğu gerçeğinde göz ardı evet. edilmemesi gerekiyor. Yani parti kapatmakla bir sonuca ulaşılamadığını ve nihayet AKP yetkililerinin başına siyasi partinin AKP'nin kapatılması sürecinde o dönemde söylenenlerin de AKP'liler tarafından hatırlanması gerekiyor. Kuşkusuz bir siyasi partinin, son olarak şunu söyleyelim, kuşkusuz bir siyasi partinin bölücü terör örgütleriyle işbirliği asla kabul edilemez ve gereği de yapılması gerekiyorsa bunun zaman geçirmeden yine hak, hukuk, adalet çerçevesinde yapılmasının gerektiğini düşünüyorum. Sayın Öztürk, son sözünüz olmasın efendim. Ben hemen okuyacağım şimdi Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını size. Önemli çünkü CHP'nin buradaki de tavrı sanıyorum. Kılıçdaroğlu'ndan demokrasi vurgusu, biz siyasi partilerin kapatılması gibi bir süreci bırakmak zorundayız. Demokrasiyi savunuyorsak bizim partimiz de kapatıldı. Ama biz demokrasi mücadelesinden vazgeçmedik. Demokrasiyi savunmak insan haklarını savunmak demektir. Özgürlüğü savunmak demektir. Demokrasiyi savunmak insana saygı duymak demektir. Demokrasiyi savunmak egemenlik kayıtsız şartsız milletindir cümlesini savunmak demektir dedi Kılıçdaroğlu. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Çünkü Avrupa Birliği'nden ve Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen Türkiye'ye mesajlarda da hep şu belirtildi. Seçmenlerin iradesini hiçe sayacak, Türkiye'deki demokrasiyi yıpratacak ve milyonlarca vatandaşın temsil hakkını elinden alacaktır bu kapatma deniyor. Bu konuyla ilgili neler söyleyeceksiniz? Dünyaya şöyle, yansıması. Şunu söylememiz gerekir. Yani bir siyasi parti gerçek anlamında terör örgütleriyle işbirliği içerisindeyse bu siyasi partiyi kapatmamak diye bir durumda söz konusu olamaz. Yani terörün Amerika veya Avrupa Birliği ülkeleri evet konuşuyor, benzer açıklamalar yapılıyor ama ülkemizde terör yüzünden binlerce kişinin hayatını kaybettiği, 8 bin aşkın bugüne kadar şehit verdiğimiz gerçeğinde göz ardı edilmemesi gerekiyor. Evet. Kuşkusuz aynı şekilde Doğu'da, Güneydoğu'da bu son 40 yıla baktığımız zaman 50 bine yakın vatandaşımızın hayatını kaybettiği gibi de acı bir gerçekle karşı karşıyayız. Evet, vatandaşın verdiği oy, tercihi bunlara siz terör örgütüyle işbirliği yapın veya terör örgütüne arka çıkın şeklinde değil, kendi inancına veya kendi alt kimliğine yakın gördüğü için veya programını beğendiği için bu siyasi partiye 5 milyon aşkın kişi oy vermiş olabilir ama bu o 5 milyon kişinin de ya biz gerçekten terörü canla başla destekliyoruz, o yüzden bilmem bu siyasi partiye oy veriyoruz şeklinde değildir. Kuşkusuz bu konuda CHP Genel Başkanı'nın demokrasi vurgusu da son derece yerindedir. Tabii ki bu sorunları yine demokrasi yoluyla aşılacağı da bu da bir gerçek durum evet. olarak karşımıza çıkmaktadır. O nedenle HDP'lilerin evet bir hukuk mücadelesi verilecektir. Bu hukuk mücadelesi verilirken de yine bu mücadelede sonuçta verecekleri yer, mücadeleyi verecekler yer yine devletimizin anayasa mahkemesidir. Anayasa mahkemesindeki orada oluşacak heyette kendilerini savunmaları, terör örgütüyle bağlarının olmadığını ortaya koymaları gerekiyor. Yani evet. Bir siyasi partiye şu kadar kişi oy verdi diye onların terör örgütüyle iç içe olmasını da hiçbir zaman hiçbir Türk vatandaşının kabul edeceğini zannetmiyorum. Sayın Öztürk, çok doğru bir noktaya değindiniz. Oy verenler farklı bir amaçla verilmiş olabilir ama adalet hukuk için, ama dediğiniz gibi eğer terör bağlantısı varsa da bu zaten Türkiye'nin adaleti hukuk sistemi içinde terör bağlantısı tespit edilirse elbette ki kapatılmalı. Terörün her türü zaten lanetlediğimiz bir durum olduğu için terör örgütüyle bağlantısı saptandığı takdirde partiler kapatılır. Ama terör örgütüyle bağlantısı yoksa da olmadığını aklaması ya da olmadığını söylemesi için de yine hukuk sistemi içinde. Hukuk zemininde yani sonuçta evet. Şu anda parti kapatılmış değildir. Hakkında açılmış sadece evet. bir
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında bir iddianame hazırlanmıştır. Unutmayalım ki mahkeme savcılar, Cumhuriyet savcıları iddianame hazırlar. O iddianamede olan her şey %100 doğrudur ya da mahkeme %100 iddianameye uyacaktır diye bir durum söz konusu.